Haftalık gökyüzü enerjileri ve burç yorumlarımızla sizlerleyiz. 28 Ekim 2019 Türkiye saatiyle 5.39'da Akrep Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Akrep yeni ayının bizlere mesajı Ömer Hayyam'dan: uyan, uyumak için önünde sonsuzluk var. Özellikle yengeç, akrep ve balık burçları için fazlasıyla etkili enerjilerin olacağı bir yeni ay ile karşı karşıyayız. Fakat yeni ay esnasında Uranüs'ün oluşturacağı açı, yeni ayı öfke patlamaları, duygusal gerginlikler, haklı çıkmak adına haksızlıklarla ilgili konularda dikkat çekici enerjileri barındırmakta. Özellikle ikizler burçları, yaylar, oğlaklar ve balık burçları için zorlayıcı enerjiler söz konusu olacak yeni ay etkisiyle. 31 Ekim'de iletişimin gezegeni Merkür de Akrep Burcu'nda geri hareketine başlayacak. Yeni ayın enerjisi özel yaşam, ortaklıklarla ilgili konular ve evliliklerde bir dizi sınava tabi tutabilir bizleri. Özellikle su grubunda yerleşmiş gezegenleriniz varsa yeni ay etkisiyle huzursuzluklar, güvene dayalı olmayan ilişkilerin sona ermesi, gerginlikler, çıkar çatışmaları, ani kararlar sizler için pişmanlık getirecek olaylara neden olabilir. Yeni ay enerjisini ruhumuzu uyanışa çevirip kendi farkındalığımızı, hatalarımızı görerek değerlendirmek bu enerjileri dengelememiz açısından önem taşımakta. Ayrıca Akrep yeni ayının sabit yıldızlarla yapacağı etkiler, özellikle sudan gelecek zararlar, dünyada, ülkemizde depremler, özellikle ülkemizin doğusunda yaşanacak olaylarla ilişkili konularda fazlasıyla uyarıcı etkileri barındırmakta. Akrep yeni ayıyla öfkeye sarılarak hareket ettiğimizde bireysel veya toplumsal anlamda ciddi şekilde pişmanlıklara sebebiyet verecek olaylara neden olabilir ve işin içinden çıkmakta zorlanabiliriz. Politikacılar, özellikle uluslararası ilişkilerde soğuk savaşlar, dünyanın farklı ülkelerinde isyanlar bu yeni ayın yansıyan etkileri arasında. Fazlasıyla kontrollü olup öfkeden uzaklaşıp ben demek yerine biz dememiz fazlasıyla önem taşımakta. Aksi takdirde bencilliklerimiz bireysel anlamda da toplumsal anlamda da ciddi krizlere yol açabilir. Ani kararlar, ani şeylere sebebiyet veren her türlü gelişmenin içerisinde sağduyuyu elden bırakmamamız önemli. Ayrıca yeni ayın etkisi Kasım 15'e kadar devam edeceği için ani gelişen olaylara, dikkatsizlik sonucu oluşabilecek kazalara karşı fazlasıyla riskli etkileri beraberinde getirmekte. Bugünlerde dikkatli olmalı, kalbimizdeki iyinin, güzelin ortaya çıkması için mücadele etmeliyiz. Akrep yeni ayını pozitif şekilde değerlendirdiğimizde ise ilişkilerde, ortaklıklarda gerçekten güven, sevgi, duyarlılık, karşılıklı hassasiyet varsa bu sınavdan başarıyla geçip güven verip güvende hissederek ilişkilerimizi, ortaklıklarımızı hayatımızın merkezine alıp güzel ve doğru olana sahip çıkmanın, emek vermenin, mücadele etmenin mükafatıyla karşı karşıya kalabiliriz. Gelelim şimdi haftalık burç yorumlarımıza. Güneş yükselen ya da Ay burcu Koç olanlar, gökyüzü bu hafta finansal konularla ilgili dikkatli olmanız için uyarıyor sizleri. Haftanın ilk gününden son gününe kadar para alışverişlerinizde, yatırım planlarınızda kontrolü elden bırakmamalı, güvene dayalı işler yaparken olabilecek olumsuz etkileri de dikkate almalısınız. Kişisel güvenliğinizle ilgili konular hafta boyunca fazlasıyla önem taşımakta. Ailevi konularda ise özellikle anne ve annenin yakınlarıyla ilgili konularda üzerinizde kurulan baskı, iş ve özel yaşamınızla ilgili konularda sağlıklı kararlar almanızın önüne geçebilir. Mutlu olduğunuz bir ilişkiniz varsa zihninizin karıştırılmasıyla fazlasıyla sorgulayan, olmayan şeyleri varmış gibi değerlendiren bir ruh haline bürünebilirsiniz. Dikkatli davranın. Son pişmanlık fayda etmeyebilir. Yakınlarınızla ilişkilerinizi olması gereken düzeyde tutup özel yaşamınız ve işinizle ilgili konularda bu denli müdahil olup karışıklıklara sebebiyet verip sizin yanlışlar yapmanıza neden olmalarına olanak tanımamalısınız. Hafta boyunca sağlığınızla ilgili konularda ise
Mideniz ve bağışıklık sisteminizle ilgili konularda hassasiyetiniz yüksek olabilir. Bu konularda dikkatli olmalı. Tedavi görüyorsanız ihmalkar davranmamalısınız. Özel yaşamınızda ise bir ilişkiniz yoksa akrep yeni ay ile birlikte sürpriz bir beraberliğe adım atabilir. Uzun zamandır aşka küskün kalbinizi duygularıyla güvende hissettirecek o özel insanla yolunuzu birleştirebilirsiniz. Ne olursa olsun acele etmemeli. Karşınızdaki kişiyi tanımaya çalışarak hareket etmelisiniz. Ayrıca geçmiş ilişkilerle ilgili konularda fazlasıyla etkili olabilir bu hafta sizler için. Yarım kalan, ayrıldığınız bir ilişki tekrar karşınıza çıkabilir ve sizden saklanan, farklı algıladığınız olayların hiç de sizin düşündüğünüz gibi olmadığını öğrenebilirsiniz. Her ne olursa olsun yeni bir başlangıcı aynı insanla yaparken iki kez düşünmeli, ani kararlar vermenin size nasıl yanlışlar yaptırdığının farkındalığıyla ilerlemelisiniz. Evli ve ilişkisini sorunsuz olarak devam ettiren koçlarsa dışarıdan gelen özellikle kendi yakınlarınızdan kaynaklı problemlerin ilişkinizi hırpalamasına izin vermemelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar, bu hafta sizin haftanız. Kendinizi güçlü hissedeceğiniz, ruhsal, fiziksel, bedensel olarak yenileneceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Karşıt burcunuz akrepte gerçekleşen yeni ayın yansımasıyla kendi gücünüze, yapabileceklerinize, istediğiniz zaman nasıl cesaretli olabileceğinize inanarak hareket etmenin mükafatları karşılıyor sizleri. İş hayatınızda da, eğitim hayatınızda da popülaritenizin yükselmesi, başarılarınızın konuşulması sizi ve sizi sevenleri gururlandıracaktır. Ayrıca son 3 aydır yaşadığınız ekonomik anlamdaki zorlanmalardan haftanın ilk gününden itibaren uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Paranızı biriktirmeli, yatırım planları yapmak için aceleci davranmadan hareket etmelisiniz. Ayrıca gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı, kendine güven, sosyal ilişkilerine, sana değer verenlere önem ver. Olabildiğince iletişime önem vermeli, yapmayı düşündüğünüz dost ziyaretlerinizi, işinizle ilgili muhatap olduğunuz insanlarla ilgili görüşmeleri ertelemeden hareket etmelisiniz. Emin olun, yapacağınız görüşmeler sizlere çok fazla şey kazandırabilir. Maddi olarak güçlendiğiniz, işinizde profesyonelliğinizle ön plana çıktığınız bu enerjileri iyi değerlendirin. Ailevi konularda ise özellikle kardeşlerinizle ilgili konularda problemler söz konusuysa, sizden fikir istiyorlarsa adaletli davranmalı, yanlışı doğrudan ayırt etmeli ve bu tutumunuzdan ödün vermemelisiniz. Özel yaşamınızda ise evliyseniz veya devam eden bir beraberliğiniz varsa eş veya sevgilinizin iş hayatında yaşayacağı gelişmelerde sevinecek, onunla gurur duyup ona verdiğiniz emeklerin yansıması için şükredeceksiniz. Ayrıca size karşı tavrındaki samimiyet, duygularını ifade etmesi, kendini geliştirmesi, doğru insanın hayatınızda olmasını fark ettirip ilişkinizi daha da sahiplenmenizi ve gerçekçi davranarak korkularınızı alt etmenizi sağlayacak. Bekar ve ilişkisi olmayan boğalar, sizler de bu hafta boyunca auranızdaki yüksek enerjiyle dikkat çekecek, kendinize hayran bırakacağınız insanların söylemleriyle mutlu olacaksınız. Yeni bir ilişkiye başlama noktasında ise kalbinizin sesini dinlemeniz faydanız olacak. Sağlıkla ilgili konularda ise bu hafta diyete başlayabilir. Saç bakımı, cilt bakımı, yüzünüzle ilgili yapılacak her türlü estetik olmamak kaydıyla bakım ve beslenme ile ilgili konularda istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Ayrıca spora başlamayı düşünüyorsanız bu hafta sizin için uygun enerjiler söz konusu, iyi değerlendirin. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar, akrep yeni ayı ile birlikte zorlanacağınız etkilerle karşı karşıyasınız. Özellikle aşk hayatınız, evliliğiniz devam eden veya bitmiş verdiğiniz varsa bununla ilgili konularda yüzleşmeler yaşayacağınız etkiler söz konusu. Bencillikle aldığınız kararlardan pişmanlık duyabilir, yanlış insanların söylemlerine itibar edip sevdiğiniz insanı kendinizden uzak tuttuysanız bu hafta öğreneceklerinizle bunun pişmanlığını deneyimleyebilirsiniz. İş işten geçmeden önce hala yapılacak bir şeyler varsa özür dilemeli, ilişkiniz için mücadele etmeli,
Kaybetmekten sonra kazanabileceğinize inanarak hareket etmelisiniz. Aksi takdirde inat, bencilce yaklaşımlar, her şeyi ben biliyorum veya ben haklıydım yarışına girmek, sevdiğiniz insanla bağlarınızın kopmasına ve derin bir yalnızlıkla baş başa kalmanıza neden olacaktır. Aman dikkatli olun. Bu hafta özel yaşamınızdaki sorunları çözmek de, daha da büyütüp kriz haline getirmek de sizlerin iradesinde. İş ve eğitim hayatınızla ilgili konularda ise ufak tefek şeylere alınganlık yapmamalı, kimseyle ama çalışanlarınızla ama üstlerinizle münakaşalara girmeden orta yolu bulmaya çalışmalısınız. Parlak zekanızı iş ve eğitim hayatınıza yansıttığınız takdirde finansal konularda yaşadığınız zorlukların üstesinden gelebilir. Devam eden hukuki problemleriniz varsa doğru insanlardan gelecek destek ve önerilerle bunları çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu hafta diş sağlığınız, kulaklarınızla ilgili konularda hassasiyetinizin yüksek olacağı enerjiler söz konusu. Bu anlamda ağrılarınızı önemsemeli, tedaviniz varsa aksatmadan devam etmelisiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan ikizler, sizler de hızla başlayıp hayal kırıklıklarıyla bitecek bir ilişki yaşamak istemiyorsanız, kendinize dürüst olmalı ve başkalarına inat veya mutlu etmek adına ani kararlarla bir ilişkinin içerisinde yer almamalısınız. Ayrıca hafta boyunca kişisel eşyalarınız, elektronik eşyalarınızla ilgili arızalar söz konusu olabilir. Sizin için özel olan verilerin başkalarının eline geçmesiyle zor durumda kalabilirsiniz. Dikkatli davranın. Güneş yükselen ya da Ay burcu yengeç olanlar, gökyüzü geçen haftanın belirsizliklerinden uzaklaşacağınız, iş hayatınızda, eğitim hayatınızda pek çok şeyin netlik kazanmasıyla huzurlu hissedeceğiniz, daha fazla çalışıp üreteceğiniz enerjileri barındırıyor sizler için. Bu hafta iş ve eğitiminizle ilgili konularda kendinizi geliştirebileceğiniz eğitim programları ve aktivitelere katılabilir, söz alıp dikkatleri üzerinizde toplamayı başarabilirsiniz. Kendinize güvenmeli, iletişime önem vermeli, bildiğiniz konuları ifade etmekte tereddüt etmemelisiniz. Hafta boyunca ailenizle ilgili konularda ise dikkatli davranmalı, sizi kendi çıkarları doğrultusunda yanlış yönlendirebilecekleri ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Kısacası dengeleri korumanız önem taşımakta. Ayrıca bu hafta eskiden iş yaptığınız, yollarınız ayrıldığı insanlarla tekrar bir araya gelebilir, ek bir iş projesi teklifiyle karşılaşabilirsiniz. İyice araştırmalı, aklınıza yatıyorsa kabul etmekte kararsız kalmamalısınız. Bu hafta iletişimle ilgili konularda anlaşmalar, sözleşmeler, hukuki konularda okuduğunuz doğru anladığınıza emin olmalı, yanlış bir şeyin altına hızla imza atıp da ilerleyen zamanda kendinizi yapmadığınız şeylerden sorumlu tutabilecek şeylere yol açmamalısınız. Özel yaşamınızda ise aşk, tutku, romantizm haftanın ikinci günden itibaren sizlerle ilerlerken eş veya sevgilinize karşı biraz daha duyarlı olmalı, hassas davranmalı, onun kendi içinde yaşadığı sorunların ilişkinize yansıtmamak için ortaya koyduğu gayreti de görüp anlamaya çalışmalısınız. Karşılıklı anlayış, birbirinizle olan iletişimdeki samimiyet ilişkinizi her ikiniz için de çok keyifli bir hale getirebilir. Bekar ve ilişkisi olmayan yengeçler, sizlerse hafta boyunca dikkat etmeli, geçmişte bir arada olup ayrıldığınız insanın ısrarlı karşılaşma sonucunda tekrar sizinle birlikte olmak için dökeceği dillere samimiyetle inanarak anlık kararlar vermemelisiniz. Hafta boyunca anlık kararlar vermek sizler için hayal kırıklıklarına yol açabilir. Ayrıca gökyüzü bu hafta sizleri ayak sağlığınızla ilgili konularda hassas olabileceğiniz konusunda uyarıyor. Özellikle ayak bilekliklerinizle ilgili problemleriniz varsa uzman bir hekime görünmeli. Ayaklarınızı fazla zorlayacak her türlü aktivitenin ve ani hareketin size zarar verebileceğini göz önünde bulundurarak ilerlemelisiniz. Güneş yükselen ya da Ay burcu aslan olanlar, Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay enerjisiyle birlikte iş hayatınızda, eğitim hayatınızda isteklerinize ulaşacağınız olumlu gelişmelerle dolu bir hafta karşılıyor sizleri. Kafanızda soru işaretlerine cevap bulacak gelişmeler, işinizle ilgili konularda beklentilerinizin üstünde yaşanacak etkiler
sizleri fazlasıyla sevindirip sizinle ilgili konularda kıskançlıkla beslenen ruhları üzebilir. Varsın üstün, siz yolunuza bakın. Bu hafta boyunca hızlı gelişmelere adapte olmakta zorlanabilir. Zamanı değerlendirme noktasında tereddütler yaşayabilirsiniz. Zaman planlamanızı iyi yapmalı. Bu gelişmelerden korkmadan değişimin olumlu enerjilerinin hayatınızı sarıp sarmalamasına odaklanmalısınız. Siz akışta olun, korkularınızı yenin ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak hareket edin. Hafta boyunca aile bireylerinizle ilgili konularda yaşadığınız konularda stresli etkilerden uzaklaşmak da sizlere iyi gelecek. İlişkileri istediğiniz sınırda tutmak, ruhunuzu özgürleştirirken kim dost kim düşman ayırt ettiğiniz bu günlerde kendinizle ilgili yapabileceklerinizi daha net ortaya koyabileceksiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin size sürekli destek vermesi, anlayışlı tavırları, onun ufak tefek hatalarını tolere edip birbirinizi daha iyi anlamanızı, sizin de ona karşı duygularınızı göstermekte daha cesur, daha net davranmanızı beraberinde getirecektir. Hafta boyunca romantizm, duygusal gelişmeler, birbirinizle yapacağınız iletişimsel etkiler hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda doğru kararları alıp ilişkinizi güçlendirmenizi sağlayacaktır. Bekar ve ilişkisi olmayan aslanlar, sizler de bu hafta karşılaşmalarda fazlasıyla etkileneceğiniz keyifli enerjilerle karşı karşıyasınız. Ama başlama noktasında acele etmemenizde fayda var. Akışta olun ve karşınızdaki insanı tanımaya çalışarak hareket edin. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle boyun ve bel bölgenizle ilgili hassasiyetler hafta boyunca kas ağrıları olarak sizleri yorabilir. Bedeninizi esnek tutacak bir sporla ilgilenebilir. Gerekirse bir fizik tedavi uzmanından yardım ve destek alabilirsiniz. Güneş yükselen ya da Ay burcu Başak olanlar, Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay enerjisiyle birlikte ruhunuz beslenecek. Adeta yeniden dirildiğiniz, gücünüzü ele aldığınız etkilerle karşı karşıyasınız. Fiziksel anlamda, ruhsal anlamda tazelenme sizlerin yolunuzu belirlemeniz açısından doğru kararlar almanızı da beraberinde getirecek. İş ve eğitim hayatınızda önemli değişiklikler düşünüyorsanız haftanın ilk gününden beri uygulayacak enerjilerle karşı karşıyasınız. Gizliliğe önem vermeli, kararlarınızı uygulamalı, değişmeyen tek şey değişimdir ilkesiyle çizdiğiniz yolda kararlı bir şekilde yol almalısınız. Bu hafta imzalar, özellikle hukuki konular, para alışverişlerinde fazlasıyla önem taşımakta. Okuduğunuz her şeyi doğru anladığınızdan emin olmalı, güvendiğiniz insanların da bu anlamda fikrini almalısınız. Olası yanlışların ve zarar edeceğiniz durumların böylelikle önüne geçebilirsiniz. Hafta boyunca aileniz, arkadaşlarınızla ilgili konularda ön yargılı tutumlardan uzaklaşmanız, olayları kendi cephenizden değerlendirmemeniz için de uyarıyor gökyüzü sizleri. Haklıyken haksızlık etmek, kendi içinizde vicdanınıza ters düşen durumlara yol açsın istemiyorsanız eğer dikkati elden bırakmayın. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle ilgili konularda üçüncü şahıslarla konuşmamalı. Onunla ilgili kaygılarınızı, korkularınızı direkt onunla konuşup rahatsızlıklarınızı birlikte çözmek adına bir adım atmalısınız. Emin olun bunu yaptığınızda pek çok şey lehinize pozitif şekilde ilerleyecek ve kazanan aşk olacaktır. Bekar ve ilişkisi olmayan başaklar, sizler de hafta boyunca ilgi duyduğunuz insanla anlamlı rastlantılar yaşayabilir ve hafta ortasından itibaren duygusal sürpriz gelişmeler içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü soğuk algınlıkları ve alerjik reaksiyonlara karşı hassasiyetinizin yüksek olduğunu vurgularken bu konularda da dikkatli olmanız faydanıza olacaktır. Güneş yükselen ya da Ay burcu terazi olanlar, bu hafta iş ve aile hayatınızdaki dengeleri sağlamak adına her zamankinden daha duyarlı olmanızın gerekliliğini vurguluyor gökyüzü. Özellikle yakınlarınıza zaman ayırıp işiniz ve eğitim hayatınızla ilgili noktalarda ihmalkar davranırsanız, beklenmedik gelişmeler sizi ciddi zorluklarla imtihan edebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. İşiniz ve ailevi ilişkileriniz birbirinden ayırt etmeli. Bunlarla ilgili sorumluluklarınızı yerine getirirken
bahanelere değil gerçeklere odaklanarak ilerlemelisiniz. Ayrıca bu hafta arkadaşlık ilişkilerinizde de dikkatli olmanız için uyarıyor gökyüzü sizleri. Özel yaşamınızla ilgili konularda hoyratça yapacağınız söylemler eş veya sevgilinizin kulağına çok farklı bir şekilde yansıtabilir ve sizinle ilgili aranızda kalması gereken konuların başkaları tarafından ona iletilmesiyle güven problemleriyle yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Özel hayatınız adı gibi özel olsun. Konuşmanız gerekenleri eş veya sevgilinizle konuşmalı ve konuşurken onu yargılar veya aşağıya çeken cümleler kurmamaya özen göstermelisiniz. Size sevgisi ne denli yüksek olursa olsun onu da bir kalp taşıdığını unutmamalı. Kırıldığı zaman sizden uzaklaşacak durumlara yol açmamalısınız. Bu hafta para alışverişlerinde ise sevdiklerinizden gelecek destekle rahatlamalar söz konusu olsa da farklı alternatifler aramalı. İşinizi büyütmek, eğitim hayatınızda başarılı olmak için yeni yollar bulmak adına biraz daha araştırmacı davranmalısınız. Özel yaşamınızda bekar ve ilişkisi olmayan teraziler, arkadaşlarınızın tanıştıracağı biri sizleri fazlasıyla etkileyebilir. Bir anda gözünüz kararak, her şeyim tamam diyerek kabulleneceğiniz şeyler ilerleyen günlerde pişmanlıklar yaşatabilir sizlere. Kısacası hafta boyunca otokontrolü elden bırakmamanız önem taşımakta. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle cildinizle ilgili konularda hassasiyetin yüksek olduğu etkiler söz konusu. Her kremi yüzünüze sürmemeli, bilmediğiniz ilaçları kullanmamaya özen göstermelisiniz. Haftanın enerjilerini dengelemek için kendi hatalarınızı kabullenmeli. Bunu size bir meydan okuma olarak değerlendirmeden kendinizi geliştirmek için tüm iyi niyetinizi ortaya koyabilmelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar, 28 Ekim'de burcunuzda gerçekleşecek yeni ay enerjisiyle kendinizi gergin, huzursuz, ani kararlar vermeye eğilimli bir ruh hali içerisinde bulunabilirsiniz. Aman dikkatli olun. Özellikle akrep burcunun ilk 10 gününde doğanlar, ani kararlar iş hayatınızı, eğitim hayatınızı ve arkadaşlıklarınızı derinden etkileyebilir. Olabildiğince sakin kalmalı. Yakınlarınızla ilgili konularda daha önce size zarar veren arkadaşlarınızın tekrar oyununa gelip yanlış kararlar vermemeye çalışmalısınız. Bu hafta boyunca işinizle ilgili konularda olabildiğince sakin davranmak, gelişmelere açık olmak, eleştirileri yapıcı yönde değerlendirmek hem kazanımlarınızı hem de işinizdeki huzurunuzu korumanız açısından önem taşımakta. Özellikle yakınlarınızla ilgili konularda arkadaşlarınızın yanlış yönlendirmeleri de vereceğiniz tepkiler yeni yeni toparladığınız ailevi ilişkilerin daha derinden bozulmasına ve büyük pişmanlıklara yol açabilir. Kontrolü elden bırakmamalı, yeni ay enerjisiyle birlikte kendinizi geliştirmeli, sakin kalmalı. Umutsuzlukların sizi geçmişte yaptırdığı hatalara tekrar sürüklemesine izin vermemelisiniz. Ve unutmayın, güneş her gün doğuyorsa sağlıkla nefes alıp sevdiklerinizle bir aradaysanız eğer her zaman yapabilecek bir şeyler vardır. Bu hafta finansal konularla ilgili dikkatli davranmalı, yatırım planlarınız varsa beklemede kalıp aklınıza yatmayan hiçbir işin içerisinde yer almamalısınız. Özellikle ortaklıkları olan akrepler hafta boyunca ortaklıklardan gelebilecek zararlara karşı temkinli ve tedbirli olmanız önem taşımakta. Özel yaşamınızla ilgili konularda ise devam eden bir evliliğiniz veya ilişkiniz varsa mahremiyete önem vermeli. İlişkinizle ilgili konularda başkalarının yanında şikayetçi tavırlar sergilememeye dikkat etmelisiniz. Mutluluğunuzdan huzursuzluk duyan insanlar bir anda sizi söylemediğiniz şeyleri varmış gibi değerlendirip ciddi sorunlara yol açabilirler. Dikkatli davranın. Bekar ve ilişkisi olmayan akrepler burcunuzda gerçekleşen yeni ay enerjisiyle sürpriz yakınlaşmalar, ilgi duyduğunuz insanın size ilgisini ifade etmesiyle hayatınıza farklı bir renk katabilir. Sağlığınızla ilgili konularda ise burcunuzda gerçekleşen akrep yeni ayının sabit yıldızlarla yaptığı kavuşumlar hafta boyunca fiziki kazalara karşı dikkatli olmanız, ani davranışlardan, süratli araç kullanmaktan uzak durmanız açısından uyarıyor sizlere. Dikkati kontrolü elden bırakmayın ve yeni ay enerjisini pozitif şekilde hayatınıza yansıtın.
Güneş yükselen ya da ay burcu yay olanlar bu hafta iş ve eğitim hayatınızda profesyonelliğinizi gölgeleyecek. Her türlü amatör yaklaşımdan uzak durmalı, işinizle eğitiminizle ilgili yapmayı düşündüğünüz harcamalarda kısıtlamalara gitmemelisiniz. Emin olun işinize, eğitiminize yapacağınız yatırım fazlasıyla size geri dönecektir. İmkanlarınızı bu anlamda seferber etmeli, bugünleri geliştirmek, kendinizi büyütmek, işinizle ilgili konularda söz sahibi olmak adına daha fazla girişimci davranarak geliştirmeniz gerektiğini kabullenmelisiniz. Aksi takdirde küçük hesaplar, hiç beklenmedik sorunları ve ciddi şekilde hukuki problemleri karşınıza getirebilir. Özellikle siz bir çalışansanız, yönetimle ilgili, sizden üst düzey insanlarla ilgili yapacağınız konuşmalara dikkat etmeli, söylemlerinizin baş ağrıtıcı olaylara gelmemesine her zamankinden hassas davranabilmelisiniz. Bu hafta alacak vereceklerle ilgili konularda adil ve uyumlu olmak, zarar etmenizin önüne geçeceği gibi hakkınız olanı da istediğiniz şekilde almanız açısından önem kazanmakta. Hafta boyunca aileyle ilgili konularda yapacağınız söylemlere dikkat etmeli, kendinize doğru gelen şeylerin başkalarına gelmeyeceği ihtimalini göz önünde bulundurup her şeyi biliyormuş gibi çok keskin cümleler kurarak hareket etmemelisiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin yapmasından rahatsız duyduğunuz davranışları açık bir şekilde ifade ederken sakin davranmaya özen göstermeli. Ne olup bittiğini anlamadan ön yargılarla tepkisel hareket etmemelisiniz. Aksi takdirde Akrep yeni ilişkiler ve ortaklıklarda ani ve fevri davranışlarınızın beklenmedik bitişlere yol açabileceği konusunda uyarıyor sizleri. Bekar ve ilişkisi olmayan yaylar, sizler de hafta boyunca özel yaşamınızla ilgili konularda dikkat etmeli. Ani kararlar vermemeye, sakinlikle olanı biteni gözlemlemeye özen göstermelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle bağırsaklarla ilgili sorunları olan yaylar, bununla ilgili konularda ihmalkar davranmamalılar. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar, gökyüzü haftanın ilk gününden itibaren iş ve eğitim hayatınızda başarılarınıza yenisini ekleyeceğiniz fırsat ve gelişmeleri vurgulamakta. Kendinize güvenin, girişimci davranın ve bildiğiniz konularda kendinizi geliştirmenin avantajlarını yakalamanın, işinizi büyütebilecek her türlü imkanın iyi değerlendirmesi adına kararlı davranın. Eğitiminizle ilgili konulardaysa, özellikle eğitmenlerinizle problemleriniz varsa, kendinizi sakin bir tutumla ifade etmek, onların size bakış açısını pozitif yönde değiştirebilir ve size haksızlık ettilerse, yardım ellerini uzatarak ortada var olan sorunları birlikte çözme teklifini sizlere sunmalarıyla sevinebilirsiniz. İşinizle ilgili konulardaysa özellikle resmi dairelerle ilgili aşırı derecede dikkatli davranmalı, birlikte çalıştığınız insanların hatalarını kabullenir tarzda ilerlemeden bu hataları çözümlemek için yasal haklarınızı kullanmalısınız. Bir sonraki hafta iş işten geçmiş ve başkalarının kabul etmediği hataları sahiplenmenin bedelini maddi manevi ödemek durumunda kalabilirsiniz. Bu hafta aile bireylerinizle ilgili konularda ise yanlış insanlara güvenmenin pişmanlığını deneyimleyeceğiniz etkiler söz konusu. Bu sizleri duygusal olarak fazlasıyla sarsacak olsa da aynı hataları sürekli tekrar etmenin kendinizden başka hiç kimseye zarar vermediğini daha iyi kavrayacaksınız. Özel yaşamınızla ilgili konularda ise eş veya sevgilinizle gireceğiniz inatlaşmalar, küçük bir meselenin haftayı her ikinize de zindan edecek durumlara yol açmasına neden olabilir. Dikkatli davranmalı, sözlerinizde sahici davranmalı, kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi eş veya sevgilinize yapmamaya çalışmalısınız. Aksi takdirde dışarıdan gelen etkileri siz daha da besleyecek ve yıkıcı enerjileri yapılandırmakta zorlanabileceksiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan oğlaklarsa, sizler de yarım kalan bir aşk hikayesinin yeniden başlamasıyla tutkulu ve heyecanlı bir ilişkinin kahramanı olabilirsiniz. Bu hafta göz sağlığınız ve baş ağrıları ile ilgili konularda hassasiyetleriniz yüksek olacağından kendinize zaman ayırmalı, sevdiğiniz bir sporla ilgilenmeli ve yaşam kalitenizi daha iyi hale getirmek için kendinizle ilgili kaliteli zaman belirlemek adına sevdiğiniz dostlarınızın öneri ve uyarılarını dikkate almayı tercih etmelisiniz.
Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar, akrep yeni ay ile birlikte işinizde, eğitim hayatınızda, emek verdiğiniz, mücadele ettiğiniz alanlarda keyifli gelişmelerle karşı karşıyasınız bu hafta. İşinizle, eğitim hayatınızla ilgili yurt dışına yaptığınız başvurular istediğiniz gibi neticelenmese de farklı yerlerden gelecek teklifler mesleki ve eğitim hayatınızda yeni başarıları kendinizi ortaya koyup kazanımlarınızı yükseltecek enerjileri beraberinde getirebilir. Yeter ki kendinize ve hayata küsmeyin. Gelen güzellikleri fark etmeyi seçerseniz pek çok değişim enerjisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz bu hafta. Ayrıca dostlarınızla ilgili konularda haksızlık yaptığınızı anlayacak, iyi niyetli insanlara kızgınlıkla verdiğiniz tepkilerin yanlış olduğunu kabullenip uzatacağınız bir zeytin dalıyla dostluklarınızı, ilişkilerinizi daha iyi hale getirmeyi başaracaksınız. Bu hafta kişisel güvenliğinizle ilgili konularda tedbirli davranmalı, özellikle sizin için maddi veya manevi değeri olan şeyleri başkalarının yanında paylaşmamaya özenli davranmalısınız. Hırsızlıklar ve kayıplar yaşamak istemiyorsanız eğer. Ayrıca bu hafta evinizdeki elektronik eşyalarınızla ilgili arızalar sizler için yorucu olabilir. Evinizin su tesisatıyla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Kendi başınıza ustalığa soyunmak yerine işin ehline danışmak daha az maliyette problemleri çözümlemenizi sağlayacaktır. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin sevgisiyle ilgili kafanızda tereddütler varsa haftanın ilk gününden itibaren size karşı yaklaşımı duyarlılığıyla bu düşüncelerinizden uzaklaşmanızı sağlayacak. Ona da kendinize de haksızlık etmemeli, yıkıcı değil yapıcı tavırlarla ilişkinizi daha iyi hale getirmek için gayret göstermelisiniz. Bekar bir ilişkisi olmayan kovalarsa hayatınıza alacağınız biri en büyük pişmanlığınıza yol açabilir. Aman dikkatli olun. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle alt batınla ilgili hassasiyetler ve iltihaplanmalara yatkın olduğunuzu unutmamalı. Üşütmenin bu tarz durumlara yol açabileceği ihtimalini göz önünde bulunup tedbirli davranmalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar, akrep yeni ay ile birlikte gizli ve açık düşmanlıklarınızın iş ve eğitim hayatınızda fazlasıyla etkin olacağı enerjilerle karşı karşıyasınız. Bu hafta kendinize güvenmeli, inançlarınızdan aldığınız güçle yapmayı düşündüğünüz hiçbir şeyi ulu orta paylaşmamaya dikkat etmelisiniz. Hafta boyunca gördüğünüz rüyalar pek çok konuda uyarıcı olabilir sizler için. Önemsemeli, dikkate almalı, ani kararların, duygusal geçişlerinizdeki denge sağlayamamanın öfke patlamalarına yol açmaması adına otokontrolü elden bırakmamalısınız. Bunu yaptığınız anda dengeleri koruyacak, lehinize gelişecek pek çok şeyi doğru şekilde yönlendirip düşmanlarınızı hayal kırıklıklarıyla baş başa bırakabileceksiniz. Bu hafta aile ve arkadaşlıklarla ilgili konularda geçmişle ilgili hatırlamak istemediğiniz meseleleri ısrarla gündeminize getirmek isteyen insanlara karşı tedbiri elden bırakmamalı. Bu insanların sizin zaaflarınızdan veya yumuşak karnınızdan yakalayıp geçmişteki hatalarınıza bir yenisini daha ekleyecek duruma sizi sokmalarına izin vermemeye çalışmalısınız. Hafta boyunca ilişkiler, aileyle ilgili konular önem taşırken kontrolü elden bırakmayın. Özel yaşamınızla ilgili konulardaysa eş veya sevgilinize karşı gösterdiğiniz anlayışın karşılığını alamadığınız düşüncesi hakim olabilir sizler için. Ve bu tutum konuşmadan kaçan, iletişim kurmaktan uzak duran bir tavır sergilemenize ve karşı tarafın gergin şekilde üzerinize gelip baskı uygulamasına yol açabilir. Bu duruma yol açmamalı, dengeleri korumalı, rahatsızlıklarınızı uygun zaman ve uygun bir ses tonuyla ifade edip ilişkiyle ilgili kararlar almaktan hafta boyunca kaçınmalısınız. Bekar ve ilişkisi olmayan balıklar, sizler de bu hafta kızgınlıkla hayatınıza alacağınız bir insanla beklenmedik problemler yaşamak istemiyorsanız kontrollü olmalı. Duygularınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesine müsaade etmemelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle kronik sağlık sorunlarınız varsa bunları önemsemeli, dinlenmeye ve uyku düzeninize...